İşe bulaşmasan olmaz sanki. Sus kadın, ne anlarsın sen? Senin anladığından fazlasını. Resul Ağa duyarsa ikimizi de yaşatmaz. O zalimin eline düşenin halini bilmez misin? Sus dedik ya. Gönlünü ferah tut. Bir şey olmaz diyorsam olmaz. Bağırıyorsun kız. Eşkıya erzak getirmiş. Allah razı olsun bu eşkıyadan. Allah'ım sana şükürler olsun. Dede yine getirmişler. Getirenden Allah razı olsun. Ağam, ağam. Ne o Cevher? Ataşa mı düştün sabah sabah? Ağam, ambarlar. Ne olmuş ambarlara? Eşkıya basmıştır gene. Ne zaman? Dün gece zahir. Olacak iş mi bu Cevher? Olacak iş mi? Cevher, Cevher! Bu çuvalları çalanları bir elime geçireyim. Süründüreceğim onları. Öldür ağam diye yalvaracaklar. Ölüm dileyecekler, ölüm! Vaktiyle, zalimliğiyle ün yapmış bir ağa yaşamış. Resul Ağa. Bu ismin söylendiği yerde toprak yerinden oynar. Ağaç dalında yapraklar yer görmeden titrermiş. Zahire'yi şekere eşit paylaştırdınız değil mi? Gözümüzün gördüğünce eşit. Bir süre uğramayalım. Resul Ağa'nın ambarlarından uzak kalmalı. Resul'ün malı şöyle dursun, canını alsan doymayacağım. Onun da sırası gelecek elbet. Onun da zamanı gelecek. Gelecek. Kim bu? Ağam, geçen hafta bağların su yolunu değiştiren köylü budur. Ağanın ekinini sulayan yol kapatılır mı? Hele bir söyle de duyalım. Kapatılmaz ağam. Bile bile kapatırsınız bir de, öyle mi? Güneş bir haftadır fena kızdırdı ağam. Ekinler yandı. Mahsul olmazsa bebeler ne yiyecek? Bana mı sordunuz peydahlarken? Ağanın ekini kalkmadan damla su yok, anladınız mı? Ama ağam... Amaymış. Adam yerine koyup sizi dinleyen de suç. Kırbaca yatırın. 50 kırbaçesinde aklı başına gelsin. Yok, 100 kırbaç. Aa, 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 aa,
Yandım anam. Aa, bırakın, bırakın. Bırakın, aa, insafsızlar. Aa, aa, bırakın, bırakın. Aa, yapmayın. Aa, aa, insafsızlar. Bırakın, bırakın. Ne olur bırakın. Aa, yeter. Gülden, Gülden dur. Tamam, peşini gitme. Bırakma. Gülden, zalim ananın melek kalpli güzel kızı. Nicedir kalbi dayanamaz her gün evinin önünde gördüklerine. Gülden, hadi kızım dönelim artık. Baban seni sorar, ne yaparız sonra? Sorsun. Yeter artık Ümmü abla. O eve dönmek istemiyorum. O nasıl söz öyle? Nereye gideceksin? Bilmem. Bilsem durur muydum hiç? Allah'ım, bir mucize olsa, bir ses duysam, nasıl desem, şöyle sesine kalbini koyan bir sesle adımı çağırsa biri. Çağırsa ne olacak ki? İnan bana, hiç durmaz ardından giderdim. Tövbe de kız. Giderdim elbet. Hepimizin duyup duyacağı ses Resul Ağa'nın sesi. Ümmü abla, bıktım babamın zulmünden. Ondan utanıyorum, çok utanıyorum. Bir mucize olur mu dersin Ümmü abla? Allah'ın bir mucizesi. Bilmem. Allah bilir. Sen, o kolye anandan bilmez misin? Ananın tek yadigarı. Bilmez miyim? Anamın döşünden benim döşüme geçti. Hem anamın hem benim sıcaklığım var onda. Niye yaptın peki? Kalbim öyle diledi. Sen kaygısız ol. O kolye sahibine dönecek yine. Onu ben yıllarca kalbimin üstünde taşıdım. Gör bak. Bir gün kalbimin sahibi onu bana geri getirecek. Yürü. Geç kaldık, yürü. Tamam, çekiştirme. Ümmü abla, babam bugünkü köylüye neden sopa attırdı? Ne bileyim kızım. Babanın birine zulmetmesi için neden mi gerek? Başı ağrıdığı için bile adam vurdurur o. Onları yakalayıp köy meydanında sürüklemezsem bana da Resul Ağa demesinler. Ümmü! Buyur ağam. Gülden'in aklına koyasın. Gelinlik kız oldu artık. Anladın mı ne demek istediğimi? Anladım ağam. Yakındır. Aklımdan birkaç kişi geçiyor ama... Ama dur bakalım. Biri... Uzunların Sıtkı. Ama ağam, Sıtkı neredeyse sizin yaşınızda. Ne olmuş? Adamın yaşına değil, tarlasına, bağına, davarına, yeryüzündeki gücüne, kuvvetine bakılır. Bunu Gülden'e böyle anlatasın. Olur ağam. Attıkları adımdan haberim olacak. Merak etme ağam. Gülden'in başına bir şey gelirse, gayri gerisini söyletme bana. Anladım ağam. Ananın hatırasını suya atarsan, ellerin böyle boş düşüne dokunur şimdi. Aman abla, söyledim sana. O kolye bana geri gelecek, göreceksin. Anamın yadigarı boynumda sallanırken, kalbimin sahibi... Kalbimin sahibiymiş. Kim koyuyor aklına böyle şeyleri? Sen Resul Ağa'nın kızısın. O kiminle isterse onunla evleneceksin. Hayır! Allah'ım. Ümmü abla, bunu işaret say.
kanımın oluk oluk aktığını bilsem, yine de Resul Ağa'nın seçtiğine varmayacağım. Kader ağlarını örmeye başlamıştı bile. Nereye attılar Çakı? Ömer abi, vallahi yapmayın dedim. Çakı emimin oğlundur dedim, dinletemedim. Bırak ağlanmayı. Yerini tam göster bana. İşte şuralar, bulabilir misin ki? Bu su götürmez. Bugün yer bile esmedi üstüne. Ömer abi, buldun mu? Yok. Bulamadım. Dibe saplandı herhalde. Ömer abi, boynuna dolanan ne ki? Gölün otlarındandır. Dipte fark ettim. Urgan gibi sarmış boynunu. Neredeyse boynumu kesecek. Ömer abi, boynun kanıyor. Kolyenin ipi boynunu kesmiş. Gülden'in suya attığı ana yadigarı kolye, rivayet odur ki Ömer'in boynuna dolanmış. Hayırdır inşallah? Ömer, çobanım. Boynuna dolanan serinliğin kalbini akıtacağı sıcaklıktan habersiz. Fütü! Fütü! Cemil! Cemil! Ne? Şükrü yok. Gitmiş. Gitmiş mi? Demek benim ambarın faresi sendin ha? Tanıyor musun bu fareyi? Yok ağam. Tanımıyorum. Ellerini bağlayın. Bir de kimin dölüymüş öğrenin. Tamam ağam. Ambarımdan çaldıklarını ne yaptın? Köylüye dağıttım. Bebelerin karnındadır. Allah'ın yeryüzündeki eli mi sandın sen kendini? Köylü açlıktan kırılıyor. Hadi o köylü gelsin de kurtarsın şimdi seni. Daha eşkıyası. Hazırlayın. Hadi. Hadi şanslısın. At gezintisine çıkaracaklar seni. Ah!
Hadi geç oldu. Eve dönelim. Sonra baban kızacak. O zalimden baban diye söz etme. Ne diyeyim? Dayın mı? Allah Allah. Sen git Ümmü abla. Ben biraz daha kalayım ne olur. Abla, sen de duydun değil mi? Kalbim huzurla doldu. Bütün sıkıntılarımı unuttum bir anda. Aman sen de. Alt tarafı çobanın biri kaval çalıyor işte. Hadi yürü. Tamam, geldim. Neredesiniz? Kaç saattir Resul Ağa sizi sorup duruyor. Çabuk eve. Hadi. Kim bilir kimin boynundan düştün. Ne o kız? Ne dalıp gittin yine? Bugün göl başında duyduğum o kaval sesini düşünüyordum Ümmü abla. O çobanı gördün mü sen hiç? Ha, görmüştüm bir kere. Gülden'in kalbi çırpınır. Bir anda gözleri ışıldar. Unutur Resul Ağa'nın kızı olduğunu. Anlatsana Ümmü abla, nasıl biri? Canım, köyün çobanı işte. Nasıl olacak? Adı ne? Neydi, hatırlamıyorum. Lütfen abla, lütfen hatırla. Şey, Ömer'di herhalde. Ömer mi? Adı da güzelmiş. Anlat Ümmü abla ne olur. Ne anlatayım kız? Ne biliyorsan anlat. Dellenme, sen babanın... Sus abla, sus. Bana o zalimden söz etme. Şimdi etme ne olur. Kaç kişi çalışıyorsunuz o tarlada? 7 ağa. 7 kişi bitiremediniz mi el kadar tarlanın işini ha? Bitti sayılır ağa. Mahsul geldi mi ha? Geldi mi? Akşam ambarlar ağzına kadar dolacak. Anladınız mı beni? Ağam. Hala duruyor musunuz burada? Nereye böyle? Sıkıldım evde. Şöyle bir yürüyüp geleceğiz. Cevher! Cevher!
Varın Sıtkı'ya haber et. Akşama kahveleri beraber içelim. Olur ağa. Bugün gelmedi mi acaba? Dönelim hadi. Hadi. Allah'ım, bir kez daha duyur bana o huzur dolu sesi. Allah'ım. Gülden! 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 Gülden. Çok güzel çalıyorsun. Sağ ol. Adın ne? Gülden. Gülden mi? Resul Ağa'nın kızı Gülden. Öyle zalim bir adamın böyle melek yüzlü bir kızı olsun derlerdi. Derlerdi de inanmazdım. Gülden, hadi. Bunu gölde buldum. Bu evin gelinlik kızı yok mudur da kahveleri sen getirirsin mü? Var ağam. Hadi kız, çabuk, kahveler soğudu. Ben ne zaman kahve götürdüm ki şimdi götüreyim? Ne geldi bu Sıtkı? Ne bileyim ben, öyle buyurdu işte. Hadi tut şunu. Uf. Kahvelerin içine bakma. Dost doğru önüne bak, tamam mı? Tamam.
Maşallah. Sağ ol kızım. Bu Sıtkı sık gelir oldu bize. Ne istiyor acaba? Ne isteyecek seni? Beni mi? Babanın da gönlü var bence. Yoksa her akşam her akşam kimseyi ağırlamaz evde o. Bak kızım. Bence iyi kısmet. Bu şehirde bunca varlık bir babanda bir de uzunların Sıtkısında var. Çok iyi bir kısmet madem. He ya, iyi kısmet. O zaman sen evleniver. Ne dersin? Kız o nasıl söz öyle? Bak, bu kolye bana gelecek demedim mi sana? Gördün mü? Ümmü abla, benim kaderim çoban Ömer'dir. Bunu anla artık. Resul Ağa duyduğunda öldürür sizi. Bu sevda kavuşturmaz, ölüm getirir. Biraz laf dinle, söz dinle. Onun gözlerinde daha önce görmediğim, bilmediğim bir huzur var. Kalbi göğsüne sığmamış da gözlerine akmış sanki. Sonra o kaval sesi. Yo abla. Ömer de beni severse, isterse beni, ondan vazgeçmem. Buna hiç kimse engel olamaz. Kimse. Hiç kimse. Rivayete göre bir gece dayanamaz Ömer. Resul Ağa'nın evi hemen şurası demez, çıkar gider göl kenarına. Kalbi biraz daha yakın dursun ister sevdiğine. Ve gönlünün sesini kavalına üfler. Mutluluğumuzu hiçbir şey bozamaz Ömer. Hiçbir şey.
Gülden? Ömer o gece gördüğünün düş mü gerçek mi olduğunu bilemez hiç. Karar veremez bir türlü. Düş kadar güzel bir gerçekti belki. Ağam! 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 Ne derlendin yine sabah sabah Cevher? Göğsüne od mu düştü? De hele. Ağam, ambar boşaltılmış gene. Gece eşkıya basmış. Ne diyorsun sen Cevher? Ne diyorsun sen? Bu nasıl olur Cevher? Sabah kapı ardına kadar açıktı. Kim açar kapıyı? Bilmiyorum ağam. Lakin... Lakin ne? Bu kolyeyi sabah kapının yakınında bulduk ağam. Bu kolye Gülden'in? Bu nasıl olur Cevher? Benim aklım yetmez ağam. Ümmü! Ümmü! Geliyorum ağam. Buyur ağam. Bu Gülden'in değil mi? Evet ağam, onundur. Dün gece ambarlar boşalmış gene. Sabah da dış kapının eşiğinde bulmuşlar bu kolyeyi. Eşkıya'ya kapı mı açar benim kızım Ümmü? Tövbe ağam. Günahını alırsınız Gülden'in. Peki ya nasıl? Nasıl gitti bu oraya ha? Ağam, nasıl desem... Ne geveleyip duruyorsun? Ne söyleyeceksen söyle. Gülden bazen geceleri uykusunda yürür. Belki dün gece de... Uykusunda yürür mü? Tövbe ya Rabbim tövbe. Sen ne diyorsun Ümmü? Doğru diyorum ağam. Rahmetli anası çağırırmış. Ne zamandır olmuyordu ama... Senden başka gören duyan var mı? Yoktur ağam. Bir duyan olursa öldürürüm seni. Anladın mı? Al şunu taksın boynuna. Gülden, senden başka bir şey düşünemez oldum. Gündüz gece düşün oldum. Benim de gönlüm her an seni ister Ömer. Her an seni düşünürüm. Ömer'le Gülden'i baş başa gören Sıtkı uzaklaşır hemen oradan. Soluğu Resul Ağa'nın evinde alır. Gönlünü daraltan bir şey var senin. Neyse çıkart ağzından baklayı. Böyle kıvranıp durma. Gölün yakınında Çoban Ömer'i gördüm. Ne olmuş? Çoban Ömer her zaman göl kenarında yayar sürüsünü. İyi de... Senin kızla birlikte gördüm.
Gülden nerede Ümmü? Odasında. Odasında ağam. Odasında yok. Sakın göl başında olmasın Ümmü ha? Yok ağam, ne işi var göl başında? Ümmü abla! Avlu kapısının dışına ayağınızı attığınızı duymayacağım. Anladınız mı? Anladınız mı dedim? Anladık ağam, anladık. Gözünü seveyim Gülden. Vazgeç bu sevdadan. Başına gelenlere üzüldüm Ümmü abla. Ama sana söyledim. Ömer benim kaderim. Kaderinden vazgeç diyorsun bana. Oğul, her gün dünyada gördüğün en güzel şeyleri anlatırdın bana. Kaç gündür ben sormuyorum, sen de anlatmıyorsun. Nedendir? Pek bir sessizleştin. Yoksa dünyada güzel bir şey kalmadı mı? Olmaz mı anam? Bu dünyada bir gözün görebileceği en güzel şeyi gördüm ben. Ne dağa benzer, ne bir göle. Sanki gülden yapılmış. Adı gibi bir güzel. Bak şimdi heyecanlandım. Madem göğsünde bu ateş var, neden kaç gündür söylemezsin? Gidip isteyelim kızımızı. Ömer, ne oldu oğlum? Niye sustun? Gönlüm öyle birine düştü ki ana. Bilirim. Gönül rızasıyla olmaz bu iş. Kim ki oğlum bu kız? Kimlerden? Padişahın kızı mıdır? Sayılır. Kızı bilmezsin ama babasını tanırsın herhalde. Resulü adese. Gülden. Biliyor musun? Ömer'in anası körmüş. Bugün anam senin güzelliğini göremeyecek, yazık dedi bana. Kör müymüş? Görmüş ya. Ama doğuştan değil. Sonradan kör olmuş. Allah'ım. Tabii ya. Ben nasıl unuttum? Çoban Ömer. Hey ya. Oh. Ne diyorsun Ümmü abla? Neyi unuttun? Dinle Gülden. Bir daha Çoban Ömer'i hiç görmeyeceksin. Hiçbir zaman. Söz ver bana. Söz ver. Vermem. Neden diye sorma Gülden'im. Anlatamam. Ama yalvarırım inan bana. Hayır değil bu işin sonu. Ömer'in anası kim? Anlatmazsan bir daha hiç inanmam sana. Çoban Ömer Gülden'in etrafında dolanırmış Cevher. Haberim yoktur ağam. Göl kenarında dolaşırken görmüşler onları. Ümmü ile birlikte göl kenarında yürüdüklerini bilirim ama Çoban Ömer'i... Ömer'e ağanın kızının etrafında dolanmak neymiş? Bir güzel anlatın. Şöyle anlayıncaya kadar konuşun ama. Kafasında hiçbir şüphe kalmasın. Kalmaz ağam. Merak etme. Osman. Buyur emmi. Ümmü abla, bunu anlatmadan gidemezsin artık. Bırakmam. Söyle, Ömer'in anası neden kör oldu? Ümmü çaresiz teslim olur. Başlar o uğursuz hikayeyi anlatmaya. Senin doğduğun geceydi. Anan rahmetli. Yattığı yerde kıvranıyor. Komşular çırpınıyordu. Bekle ki ebe gelsin. O zamanlar sen yaşlardaydın. Doğum odasının kapısının önündeydin. Seyrettim.
Telaştan beni fark etmediler. Her şeyi, evet her şeyi gördüm. Hagay. Eve kadın gelmedi mi hala? Kadın öldü canını derdinden. Geliyor. Dayanın biraz. Yollar çok kötü. Dayanın. Kolay mı zannediyor da konuşuyor bu? Allah Allah. Hadi kızım. Hadi. Hadi. Hadi kızım. Sonunda Ebe kadın, yani Ömer'in annesi geldi. Benim Ebem Ömer'in annesi mi? Hadi kızım. Yok. Yok anacığım. Bu çocuk anasını öldürmeden doğmayacak. Göreceksiniz bak. Ne diyorsun sen Ebe kadın? Yok hanım, ben böyle doğum görmedim. Hadi. Hadi kızım, hadi. Dayan. Ebe kadın, Ebe kadın. Ne bağırıyorsun? Hanımın gözü bakmıyor. Ölmüş. Yardım edin de çocuğu bari kurtaralım. Tövbe bismillah. Niye bağırmıyor bu bebek? Çocuk boğazında iple doğdu. Su getirin bana. Tövbe. Ay, elinde de bir ip var. Bismillah. Ebe senin boğazındaki ve elindeki kordonları temizledi. Sonra olan oldu işte. Ömer'in anasını. Yeni doğan Gülden'in gözlerine bakar bakmaz gözleri kararır. Bir anda kör olur. Rivayete göre o gece Ebe'nin kör olmasının nedeni tek oğlu Ömer ve eline doğan Gülden'in yaşayacakları, bir efsane olup dilden dile anlatılacak olan büyük aşklarıdır. Bu kıza duyduğu aşkın oğlu Ömer'e neler edeceğini görmesin, görüp de ana yüreği iyice dağlanmasın diyedir. Resul Ağa'dan sana söz getirdik. Hele deyin bakalım. Neymiş sözü? Resul Ağa'nın kızından uzak dur, anladın mı? Gülden. Bu ismi bir daha ağzına alırsan ölürsün. Duydun mu? Aa. Ne oldu, neyin var? Ümmü abla, kalbime bir bıçak girdi sanki. Nasıl desem? İçim acıdan burkuldu sanki. Gülden ve Ömer'in kalpleri tektir artık. Sevinçleri, acıları bir. Hayırdır inşallah. Oğul, Ömer, sen misin? Benim ana. Sesin bir tuhaf. Bir şey mi var oğlum? Yok ana. Ne olacak ki? Sesinde kötü bir hal seziyorum ama. Yok bir şeyim ana. Ben biraz uzanayım. Gözü görmeyen ana. Oğluna yapılan zulme gölmüde dayanır elbet. Hadi.
Çoban Ömer'e şu dünya yüzündeki yerini bir güzel bellettiler benim adamlar. Bundan sonra değil kızıma yanaşmak, göl kenarına gelecek dermanı bile bulamaz kendinde. Uğursuzluk günden güne yayılır. Gülden'in kalbi kavrulurken yüzü her gün biraz daha solar. Vazgeç yavrum bu sevdadan. Vazgeç. Allah'ın yazısı silinir mi Ümmü abla? Dünyada da, ahirette de gönlümün tek sahibi Ömer'dir. Resul'a, lafı uzatmaya gerek yok. Kızın Gülden'e başlık olarak ne istersen açık açık söyle. Şöyle iki ağanın şerefine uygun bir düğün edelim, ha? Madem lafı dolandırmadın, ben de dolandırmadan söyleyeceğim sana. Sana bir gül dalı vereceğim. Lakin her gülü dalından etmenin bir bedeli olacak elbet. Malım mülküm ortada. Tarla, bağ, davar. Fark etmez. Ne tarla, ne bağ, ne davar. Adamların çok. Dağda uçan kuştan haberin var. Allah'a şükür. Ambarımı basıp duran eşkıyalar var. Birini ben temizledim. Diğerleri senin işin. Kaç kişilerse bulup leşini getirdiğin gün, Gülden senin. Çok sürmez. Siz düğün hazırlığına başlayın. Ümmü! Ümmü! Buyur Cevher emmi. Gülden gitti yine. Görmüyor musun? Abi duyarsan. Deyin hele, neyi duymayayım? Ne yaptılar sana böyle? Nasıl kıydılar sana? Tek sana... Tek senin gül yüzüne bir şey olmasın bana yeter. Biliyorum. Dünya yüzünde bize kavuşmak yok. Babamın zulmü peşimizi bırakmaz. Bu göl sevdamızın aynası olsun. Dünyada olduğumuz sürece bu gölün üstüne yan yana düşsün yüzümüz. Ayrı ayrı ölsek de bulutların arasından yine yan yana düşelim bu gölün üstüne. Güldenim, gayri var mı bundan öte söz? Hadi şimdi git. Git ki iyice merak etmesinler seni. Hiç gidesim yok Ömer'im. Bir el kalbimi sıkıyor sanki. İçimde uğursuz bir his. Sanki gözlerini göremeyeceğim, kavalının sesini duyamayacağım bir daha.
Zalimin zulmü ancak bu yalan dünyada hükmünü sürer Gülden'im. Korkma. Allah'ın işinden sual olunmaz. Gir içeri. Gir çabuk. Ümmü abla. Ümmü abla. Allah'ım. Sana da mı kıydı? Cevher. Belli. Çoban Ömer'in de bizim kızın da laftan anlayacağı yok. Ne buyurursun ağam? O ağaç. Harman yerinin başındaki ağaç. Gülden'in Çoban Ömer'le buluşmaya gittiği yolun üzerinde değil mi? O yolun üzerinde ağam. İyi. İyi. Bana Osman'la Nuri'yi çağır. Olur ağam. Hayırdır inşallah. Gecenin bu karanlığında. Hadi. Ana. Arkadaşlar gelmiş. Şöyle bir dolaşıp geleceğiz. Merak etmeyesin. Resul Ağa'nın iki adamı arasında ölüme yürümüş Ömer. Rivayete göre o gece kötülük kol gezer. Toprak uzunlardan Sıtkı'nın kurşunlarıyla İsmail ve Cemil'in kanlarını alır içine. Hadi içeri girin siz. Hadi içeri dedim size. Cevher. Osman'la Nuri'yi çağır. Kaldırsınlar şu eşkıyaları. Olur ha. Cevher, İsmail ve Cemil'in başında sessizce gözyaşı döker.
Resul Ağa, asıl eşkıya sensin. Ömer'ini bir dalın ucunda yaprak gibi sallanırken görünce... Gülden'in kalbi bir anda boşalır. Ne var Ümmü, ne bağırıyorsun sabah sabah? Gülden kaçmış. Gülden yok diyorum sana, kaçmış. Nereye kaçmış Ümmü? Çobanına mı? Ağaç dalında sallananı görünce biraz korkmuştur Zahir. Geçer. Merak etmeyin. Ağam. Gayrı indirin ağaçtan. Ağam, ağaç boştur. Ne? Gülden! Gülden! Çoban Ömer ve Zalim Ağa'nın kızı Gülden'in sevdaları için çok şey anlatılır, çok şey söylenir. Osman'la Ali, Ömer'i kendi elleriyle ağaca astıklarına, o ölene dek başında durduklarına yeminler edip dil dökmelerine rağmen,
Gördüklerine kendileri de inanamazlar. Kimse ama hiç kimse akıl sır erdiremez Ömer'in bu ağacın dibine nasıl gömüldüğünü. Gülden'i de Ömer'in yanına gömerler. Bu iki sevdalı o günden beri gölün hemen yanında Gülden'in kendini astığı o ağacın gölgesinde yan yanadılar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.